Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayı fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Hemen sorulara başlayalım arkadaşlar. Buna göre dünyanın konumundan hareketle dönenceler üzerindeki yerlerde güneşin izlediği yollar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Dünyanın eksen, ekseninin eğik olmasına ve güneş etrafında dolanmasına bağlı olarak güneş ışınlarının dünya üzerine düşme açısı yıl boyunca değişmekte. Güneş tepe, nok tepe noktasına geldiğinde o yarım küreye güneş ışınları en dik açıyla ulaşıp yaz mevsimi yaşanmaktadır. Buna göre görselle güneşin yılın farklı mevsimlerinde gökyüzünde izlediği yollar ve dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiştir. Burada arkadaşlar güneşin yılın farklı mevsimlerinde bir günde izlediği yollar, burada ise dünyanın güneş etrafındaki konumları verilmiş. Bir konumuna baktığımızda arkadaşlar kuzey yarım küreye dik geldiği için kuzey yarım kürede yaz, güneyde kış. Üç konumunda arkadaşlar kuzeyde kış, güneyde yaz. O halde arkadaşlar dünyanın konumunda bir konumuna bakalım. Bir konumundayken kuzey yarımkürede ne olur arkadaşlar? Yengeç dönencesi demiş. Yengeç dönencesi kuzey yarımkürededir. Bir konumunda ne olacak? Yaz olacak ve güneş ışınları en uzun gün olacak ve dik olacak. En uzun günse arkadaşlar en uzun çizgi olmak zorunda. Bakın en uzun gün en uzun çizgi olacak ve dik gelecek. K noktasına dik gelir. Bakıyoruz izlediği yol K olması gerekir en uzun yol doğru. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. İki konumuna bakalım. Yengeç dönencesi ekvatorda dik gelecektir. Yengeç dönencesinde ise arkadaşlar biraz daha eğik gelecektir. Bakalım hangileri olabilir? Yengeç dönencesi dediği için arkadaşlar M gibi olmaz. L gibi olabilir. M gibi çok kısa gün e, tam yarısı olacak. Bakın yarısı değil. Bu daha kısa bir olduğu için olmaz. Kışın bu şekilde gelir arkadaşlar olmaz. 3 konumuna bakalım. 3 konumunda arkadaşlar Oğlak dönencesi diyor. Oğlak dönencesinde 3 konumunda ne olur? Yaz mevsimi. Oğlak dönencesi alt taraftadır arkadaşlar. Yaz mevsiminde en uzun gün L demiş. Hayır, K olmak zorunda arkadaşlar. Olmaz. 4 Oğlak dönencesinde M demiş. Arkadaşlar 4 konumuna bakıyoruz. Oğlak dönencesinde M olmaz arkadaşlar. M kısa kış olacak. Burada ise L gibi olacaktır. M gibi olmaz. Cevabımız A şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Verilen ifadelere göre aşağıdaki çaprazlamalar ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Arkadaşlar bakalım bezelyeler düzgün tohumlu aleli baskın buruşuk tohum çekinikmiş. KLM bezelyeleri kendi aralarında çaprazlanmış ve çaprazlamada ortaya çıkacak bireylerin fenotip olasılıkları aşağıdaki grafikte verilmiş. K ile L çaprazlandığında arkadaşlar %25 buruşuk %75 düzgün tohumlu ise arkadaşlar ne olacak? Heterozigot iki tane bireyin çaprazlanmasıyla %25 buruşuk %75 düzgün oluyordu. Hemen bu çaprazlamaya bakalım arkadaşlar. K ne olması lazım? K heterozigot. L de heterozigot olursa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi heterozigot büyük A küçük A. L de büyük A küçük A. Çaprazlandığında %75 düzgün. %25 şu da arkadaşlar buruşuk tohum olmuş. Yani K ve L'nin genotipi büyük A küçük A'ymış. Şimdi diğer ikinci çaprazlamaya başla, bakalım arkadaşlar. K'yı bulmuştuk zaten. K büyük A küçük A'ydı. Şimdi %50 %50 olabilmesi için ne olması gerekir arkadaşlar? Heterozigotla düzgün tohumla homozigot buruşuk tohumun çaprazlanması gerekir. K ve M'yi çaprazladığımızda arkadaşlar K büyük A küçük A'ydı. M de Küçük A küçük A olmalı ki yüzde elli düzgün. Bakın şu ikisi düzgün. Şu ikisi de ne oldu? Buruşuk yüzde elli yüzde elli oldu. O halde M'yi ne bulduk arkadaşlar? Küçük A küçük A bulduk. Şimdi okuyalım. K bezelyesi düzgün tohumlu bir bezelye ile çaprazlandığında oluşan bezelyelerin yüzde yirmi beş olasılıkla buruşuk tohumludur diyor. Arkadaşlar K bezelyesi büyük A küçük A düzgün tohumlu yani büyük A küçük A veya büyük A büyük A ile çaprazlandığında büyük A küçük A ile çaprazlandığı zaman arkadaşlar %25 olasılıkla buruşuk olur ama büyük A büyük A ile çaprazlandığında %25 olasılıkla buruşuk olmaz hepsi düzgün olur. Onun için kesinlikle dediği için A şıkkı olmaz. B şıkkına bakalım. L ile aynı fenotipte olmayan L'nin fenotipi düzgün. O halde arkadaşlar bir bezelye, aynı olmayan bir bezelye ne olur arkadaşlar? Küçük a küçük a olur. M bezelyesiyle çaprazlandığı zaman yani küçük a küçük a ile çaprazlandığında %100 olasılıkla homozigottur. Evet hepsi küçük a küçük a. Küçük a ile küçük a'nın çaprazlanmasıyla arkadaşlar %100 olasılıkla homozigot buruşuk tohum oluşacaktır. Yani cevabımız ne olacaktır? B şıkkı. C ve D'ye de bakalım arkadaşlar. K ve L ile aynı fenotipte K ve L arkadaşlar düzgün tohumlu aynı fenotipte iki bezelye çaprazlandığında oluşan bezelyeler %50 olasılıkla homozigot baskın genotipe sahiptir. Arkadaşlar K aynı fenotipte olduğu zaman ne olabilir? Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A, büyük A ile çaprazlandığı zaman %50 olasılıklı homozigot değil, %100 homozigot olur. Olmaz arkadaşlar. Bunu da siliyoruz. D şıkkına bakalım. M ve aynı fenotipte bir bezelye çaprazlandığında M'ye bakıyoruz küçük A küçük A. Aynı fenotipte o zaman küçük A küçük A ile aynı fenotip dediği zaman yani küçük A küçük A ile çaprazlandığında %50 olasılıkla buruşuk diyor. Hayır arkadaşlar ne olur? %100 buruşuk olur. Bu da olmaz. Bir deney sorusu. Deneyin başlangıcında ve sonunda bu canlıların sayısı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor arkadaşlar? Krizalit pupa tırtılın kelebeğe dönüşme evresinde kendi çevresinde ördüğü koza içinde devinimsiz durmaktadır. Bir araştırma için öğrenciler mavi kanatlı Morpa kelebekleri ile bir kontrollü deney yapmışlar. Bu kelebekler genellikle bozuk meyve ve çürümüş mantarlarla beslenen jakamar kuşları tarafından avlanıyormuş. Öğrenciler yeterli sayıda krizalit, morpa kelebeği ve jakamar kuşu bulunan iki bahçe hazırlayıp K bahçesinde ağırlıklı olarak mavi bitki ve kayalıklar. Arkadaşlar bakıyoruz Morpa kelebeği de mavi. Mavi mavi de ne olacak? Kamufle olabilir. Yani K'da yaşamını devam ettirebilir. L bahçesinde ise sarı bitki ve kayalıklar. Arkadaşlar morpa mavi olduğu için sarı da kamufle olamaz ve yaşamını devam ettiremez. Yani sayısı L'de azalacak. K'da artacak. Bir ay boyunca düzenli olarak besin ve su o, bırak, bırakarak ortamı gözlemlemişler. O halde arkadaşlar bakalım. Başlangıçta. K bahçesinde kelebek sayısı 25. Jakamar kuşu 25. Sonra arkadaşlar yine 25 kalmış. Jakamar kuşu 30 olmuş. Hayır burada kelebek K'da kamufle olacağı için sayısı artacak arkadaşlar. Burada sabit kalmış. A şıkkı olamaz. Bakıyoruz L bahçesinde ise arkadaşlar sayısı artmış kelebeğin 40 olmuş. Artmaz arkadaşlar. L'de kamufle olamayacağı için azalacaktır. Yani A şıkkı olmaz. B'ye bakalım şimdi. Başlangıçta 75 tane kelebek. 20 tane varmış. K bahçesinde artmış. Doğru. Kamufle olur. Artar. L bahçesinde ise arkadaşlar ne olmuş? Azalır. Kamufle olamadığı için azalacaktır. L bahçesinde jakamar kuşları ne yapmış arkadaşlar? K'da azalmış. Neden? Avı olmadığı için azalacaktır. L de yemediği için de artacaktır. Doğru. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak arkadaşlar. Diğerlerinin de olmadığına bakalım. 150 150 30 30. Bakıyoruz. Burada artmış arkadaşlar. Doğru artacak. Burada 150 150 aynı kalmış. Arkadaşlar aynı kalmaz. L bahçesinde sayısının azalması gerekir. Olmaz. Burada ise 30'dan 25'e azalmış. K bahçesinde azalacak doğru. Çünkü K bahçesinde kamflor yiyemez. L bahçesinde sayısının artması lazım. Ama burada azalmış olmaz. D'ye bakalım arkadaşlar. 40, 40, 70, 70. K bahçesinde ne olmuş? Artmış. Doğru artacak. L bahçesinde bakıyoruz. L bahçesinde de artmış. Hayır azalacak arkadaşlar. Çünkü kamufle olamayacağı için. Ablanı av olacaktır, olmayacaktır. Burada bakıyoruz arkadaşlar 70'ten 30'a düşmüş jakamar kuşu sayısı. Burada 30'a düşmemeli artmalı arkadaşlar. Çünkü L bahçesinde kelebekler kamufle olamadığı için bu da olamayacağı için cevabımız B şıkkı olacak. Bir kamufle sorusu arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Katılarda basınçla ilgili bir sorumuz. Hemen okuyalım arkadaşlar. Buna göre öğrencinin bu gözlemi için yaptığı aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Katı maddeler ağırlıkların nedeniyle bulundukları yerleri kuvvetin etkisiyle basınç uygularlar. KLM düzenekleri kurulmuş. Birinci deneyde basınç yüzey alanı ilişkisini incelemek için KL düzenekleri kullanılmıştır. Doğru. Ağırlıklar aynı yüzey alanları farklı. İkinci deney basınç Kuvvet ilişkisini incelemek için de LM düzenekleri kullanmıştır. Doğru arkadaşlar. Yüzey alanları aynı, ağırlıkları farklı. Yukarıdaki deneyleri yapan bu öğrenci elde ettiği bilgilerin günlük hayatta kullanılığını görmek için bir gözlem yapmış. Birinci durumda kayak takımıyla karın üzerinde duran sporcu. ikinci durumda botlarla karın üzerinde duran sporcu. Arkadaşlar burada yüzey alanı geniş. Yüzey alanı genişlediği için burada batmayacak. Yani KLD de, deneyi ile ilgili. Burada yüzey alanı dar olduğu için burada ne yapacak? Batacak. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ağırlığı değişmediği için sporcu iki durumda da aynı miktarda batmıştır. Hayır. Burada yüzey alanı az olduğu için daha fazla batmıştır. Aşık olmaz. Birinci durumda sporcu kara az batmıştır. Doğru. Bunun sebebi ikinci deney diyor. Hayır arkadaşlar. Yüzey alanı ilişkisi ikinci deney değil. Birinci deney olacak. B şıkkı olmaz. Bakın birinci deneyde yüzey alanı ilişkisi var. C şıkkına bakalım. İkinci durumda sporcu daha fazla batmıştır. Evet doğru. Bunun sebebi ikinci deneyde açıklanabilir. Hayır arkadaşlar ikinci deneyle ağırlıkla ağırlığı değil yüzey alan olduğu için ikinci deneyle değil birinci deneyle olur. Yanlış. C şıkkını değerledik. D şıkkına bakalım. İkinci durumda daha fazla batmıştır. Bunun sebebi birinci deneyledir. Doğru birinci deney yüzey alanı ilişkisi olduğu için cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Torricelli deneyi İtalyan bilim insanı Torricelli açık hava basıncı ile ilgili bir deney. Yapılan bu deney ile ilgili gözlemlerden hangileri doğrudur diyor. Deneyimizi okuyalım. Bilim insanı Torricelli açık hava basıncı ile ilgili deney yapmış. 0 santigrat derece deniz seviyesinde bir tarafı kapalı 1 metre uzunluğundaki cam boru ile doldurmuş. Borunun ağzını kapatıp ters çevirmiş. Boruya civa dolu kabın içine daldırıp ağzını açtığında boru içerisindeki civanın bir kısmı kabın içine boşaldığını 76 santimetre yüksekliğinde civanın kaldığını gözlemlemiş. Şurada görüyoruz arkadaşlar 76. Bunun nedeni ne? Buradan açık hava basıncının etki etmesiyle nedeniyle burada hepsi boşalmamış 76 santimetre civa kalmış. O halde arkadaşlar öğretmen bu bilgiler doğrultusunda gerekli önlemleri aldıktan sonra yine deniz seviyesinde 0 santigrat derecede bir düzenek oluşturmuş. Birinci işlemde cam borunun en altındaki K noktasından boruya zarar vermeden bir delik açmış ve bu deliği oyun hamuruyla kapatmış. Bunun içerisine cam boruyu civayla doldurmuş ve parmağıyla ağzını sıkıca kapatıp Alttaki oyun hamurunu çıkarmış. Yani şuradaki aynı. Bakın burada da kapalı. Burada da kapalı. Burası açık. Burası açık. Yani şunun aynı gözlemi gözlemlememiz gerekir. Bir kısmı boşalacak bir kısmı boşalmayacak. Bire bakalım civa basıncı açık hava basıncından fazla olduğu için civanın bir kısmı K noktasında yere dökülür diyor. Evet arkadaşlar burada döküldüğü gibi burada da dökülecek bir kısmı. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifadeye bakalım. Bu düzenek deniz seviyesinden daha yüksek bir yere götürülürse yani açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalıyordu arkadaşlar. Azaldı. K noktasından yere dökülmez diyor. Tam tersi arkadaşlar. Daha fazla dökülür ve C seviyesi azalır arkadaşlar. İki yanlış, iki olan şıkları eleyelim arkadaşlar. 3'ü okuyalım. Ya A ya C. Yoğunluğu Civa'dan daha az olan bir sıvı kullanılırsa K noktasından akan sıvı miktar civaya göre daha az olur diyor. Evet arkadaşlar daha az olur. Çünkü açık hava basıncı oradaki sıvının yoğunluğundan daha az olduğu için daha çok etki edecek ve daha az dökülecektir. Bu nedenle zaten Torricelli yoğunluğu en fazla olan sıvı civa olduğu için civa kullanmıştır bu deneyinde. Bu da doğru. 3 de doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 olacaktır. 6. soruyla devam edelim. Aşağıdaki periyodik tablonun bir kesiti verilmiş. Yapılan renklendirme ve tarama kuralı dikkate alındığında, verilen periyodik tablo kesitinde aşağıdaki gösterimlerden hangisi bulunabilir diyor. Bu periyodik tabloda kutucuklara belirli bir kurala göre yatay ve sola yatık çizgiler çizilerek elementlerin periyodik tabloda yeri hakkında bilgi verilmiştir. Farklı sınıfa ait elementler farklı renklerle boyanmış. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Burada mavi 1, 2, 3. periyot yani maviler periyotu gösteriyor. Mavi dikey çizgiler periyodu. Yatay kırmızı çizgiler ise arkadaşlar bakın burası 1A burası 2A. O halde yatay çizgilerde grubu, grup numarasını göstermekte. Şimdi bunların yerlerini yazalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. periyot 2A grubu. Yeşili yazalım arkadaşlar. 2. periyot bakın 1, 2. periyot turuncu da arkadaşlar 3. periyot burası 3A, 4A, 5A grubu olur. Şimdi yapılan renklendirmelerle ilgili hangisi bulunabilir diyor. Bir A şıkkına bakalım. Birinci periyot bir A grubu. Burası bulunabilir fakat mavi ile boyanmış. Birinci periyot bir A arkadaşlar hidrojendir ve metal değildir. Yani mavi ile burada mavi metaldir. İkinci iki A grubu metal olduğu için mavi metaldir. Burada mavi metal hidrojeni gösterdiği için A metaldir hidrojen. Metal mavi ile gösterilmemeliydi. O halde A şıkkımız yanlış. 5 şıkkına bakalım arkadaşlar. Çünkü burada renklendirmeye de dikkat etmemiz gerekiyor. 5 şıkkına bakalım arkadaşlar. 1 2 tane mavi. ikinci periyot 1 2 3 4. 4A grubu. Arkadaşlar ikinci periyot 1. ikinci periyot 4A. Yani şurası arkadaşlar. Bakıyoruz turuncu. Evet turuncu. Burası ametal mi? Evet ametal. Arkadaşlar şu yarı metal, şu ametaldir. Turuncu boyanmış. Doğru mu? Doğru. O halde biz B şıkkını bula biliriz. Doğru cevabımız B şıkkı. Yeşile bakalım arkadaşlar. Yarı metal olacak. 1, 2, 3, 4. periyot. Arkadaşlar burada kesiti dediği için bu kesitte 4. periyotu bulamayız. Yani 4. periyot 5A grubunu burada 4. periyot göstermediği için biz bu kesitte bunu bulamadığımız için C de olmaz. D'ye bakalım arkadaşlar. Birinci periyot. Bakın mavi birinci periyot. 3 tane de 3A grubu diyor. Arkadaşlar birinci periyotta 3A grubu yoktur. Boştur. Şurası boş arkadaşlar. O halde bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Yedinci soruyla devam edelim. İfadelerden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar oksidasyon sonucu bir madde oksijen ile kimyasal tepkimeye girerek denk değiştirebilir. Oksidasyon arkadaşlar renk değişimidir. Kimyasal reaksiyondur. Çay bahçelerinde toplanan çay yapraklarına fabrikalarda uygulanan işlemler aşağıdaki görsellerde verilmiş. Çay bitkisine bakıyoruz. Birinci aşamada çay yapraklarında bulunan su sıcak hava ile buharlaştırılır. Buharlaştırma fiziksel değişim. Çay yaprakları renk, koku ve özelliklerini korur diyor. O halde burada fiziksel değişim. İkinci aşamaya bakalım arkadaşlar. Çay yaprağı oksidasyon işlemi sonucu karararak renk değiştirdi. O halde arkadaşlar bu nedir? Kimyasal. Bu aşamada çaya istenen renk, koku, tat bir aroma oluşur. Arkadaşlar bu da kimyasal değişimdir. Şimdi okuyalım. Birinci aşamada gökkuşağı oluşurken meydana gelen değişim gerçekleşir. gökkuşağı oluşurken arkadaşlar ışığın kırılması yani fiziksel değişimdir. Bakıyoruz birinci aşamada fiziksel değişim. O halde Doğru. İkinci aşamada yapısını oluşturan atomların kimliği. Hayır arkadaşlar, atomun kimliği değişmez. Maddenin kimliği değişir. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada atomun değil, maddenin kimliği demesi gerekiyordu. İkinci ifademiz de yanlış arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. İkinci aşamada yapısında oksijen atomları eklenmiştir. Evet arkadaşlar ne olmuş? Oksidasyonla oksijen eklenmiş ve kimyasal denklem gerçekleşmiş. Bu da doğru arkadaşlar. 3 de doğru. O halde cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Sekizinci soruyla devam edelim. Arkadaşlar hazırlanan bir proje ödevinde hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor. A grubu elementleri için nötr haldeki bir element atom elektron dağılımında kata nötr haldeymiş arkadaşlar. Nötr halde proton sayısı elektron sayısına eşitti. Buraya dikkat ediyoruz. Katman sayısı elementin periyodik numarasını, son katmandaki elektron ise grup numarasını vermekte. O halde arkadaşlar proje devi olarak elementlerin periyodik tabloda yerini gösterdiği şekildeki gibi bir e, abaküs tasarlanıyor. Modelde her bir renk farklı bir element atomu temsil etmekteymiş. Boncukların üzerindeki rakamlar o katmanlarda kaç elektron olduğunu göstermekte. Arkadaşlar kırmızıya bakalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü periyot. Son katmanda iki elektron olduğu için dördüncü periyot 2A grubu. Maviye bakalım arkadaşlar. 1 2 3 3. periyot. Bakıyoruz arkadaşlar son katmanda 8 olduğu için 8A grubu. Yeşile bakıyoruz arkadaşlar. Yeşil 1 2 3 4. periyot. Son katmanda 1 elektron olduğu için 1A grubu. Sarıya bakıyoruz arkadaşlar. 1 2 iki katmanlı olduğu için 2. periyot. Bakıyoruz son katmanda bir elektron olduğu için bir A grubu. Bunları bulduk arkadaşlar. Şimdi aşağıları okuyabiliriz. Kırmızı ve yeşil renkli elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Arkadaşlar aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösteriyordu. Bakıyoruz kırmızı ve yeşil biri 2A grubunda biri 1A bir grubunda. Aynı grupta olmadığı için bu yanlış. Atom numaraları aralarındaki ilişki kırmızı eşittir yeşil büyük mavi büyük sarı diyor. Kırmızıya bakalım arkadaşlar. 2, 8 daha 10, 18, 20. Kırmızı 20. Yeşile bakarım mı arkadaşlar? 2, 8, 10, 18, bir daha 19. Eşit değil arkadaşlar. Bakıyoruz eşit değil. O halde B şıkkını deledik. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Yeşil ve sarı renkte elementler aynı yatay sırada bulunur. Yeşile bakıyoruz arkadaşlar. Dördüncü katmanda Sarıya bakıyoruz arkadaşlar. iki katmanlı. Bu dördüncü periyot. Bu ikinci periyot. Aynı yatay sıralarda bulunmazlar. C şıkkını da eliyoruz. Mavi renkli element periyodik tablonun en sağında bulunur. Arkadaşlar bakıyoruz. 8A grubu. 8A grubu periyodik tablonun en sağındadır. Doğru. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak 9. soruyla devam edelim arkadaşlar verilen bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor arkadaşlar dikkat ediyoruz aşağıdaki fotoğraf karsta sıcaklığın sıfırın altında 17 celsius olduğu bir güne aittir görselde tencerede bulunan 90 santigrat derece sıcaklığında su hızla gökyüzüne saçıldığında gerçekleşen durum arkadaşlar sıvıymış su hızla serpildiğinde şu şekli alıyor. Suyun bu süreçte geçirdiği sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Arkadaşlar 90 santigrat derecede su ne olmuş? 0 santigrat derece geldi. 17 santigrat derece 0 santigrat derecede sabit kalmış. Yani hal değiştirmiş. Burada ne olur? Sıvı artı katı. Burada ne olacaktır? Tamamıyla katı hale, buz hale dönüşecektir. Şimdi okuyalım. Tenceredeki su saftır. Bakıyoruz arkadaşlar. Düzgün saf olanlar düz düz çizgiyle gösterildi. Karışım olanlar şöyle biraz yat çizgi olur. O halde bu doğru, saftır. Sabit olduğu için, düz çizgi olduğu için doğrudur arkadaşlar. Su ortama ısı vermiştir. Evet arkadaşlar, burada ısı veren bir grafik görüyorsunuz. Sıcaklığı azalmışsa ısı vermiştir. Doğru. Bu durum kıraya örnek verilebilir diyor. Arkadaşlar maddenin sıvı halden katı hale geçmesine donma diyorduk. Kra ise arkadaşlar gaz halden direkt katı hale geçmesine ne diyoruz? Kıralaşma. Yani gaz halden katı hale geçecek. Burada ise bakıyoruz sıvı su sıvı halden katı hale geçtiği için burası nedir? Donmadır. Kıralaşma değildir. Hangisi yapılamaz diyor? Cevabımız C şıkkı olacak. Daha soğuk ortamda deney daha kısa sürede gerçekleşebilirdi. Evet arkadaşlar, daha soğuk ortamda olduğu için daha kısa sürede 4 saniyede başlayıp 9 saniyede bitebilirdi arkadaşlar. Daha kısa sürede olabilirdi. Bu da yapılabilir. Hangisi yapılamaz dediği için cevabımız C şıkkı olacak. 13 soruyla devam edelim arkadaşlar. Öğretmen asit bazların etkilerini göstermek için içi metal, dışı cam bir bardak ve pH diyagramı verilen K, L çözeltileri kullanarak bir deney hazırlıyor yalnızca bu deneyle hareketle sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar bakalım K sıvısı pH 1 ile 2 arasındaymış. pH 1 ile 2 arasındaysa K kuvvetli asittir. L'ye bakalım arkadaşlar 13-14 arasındaysa L kuvvetli bazdır. Şimdi K sıvısı arkadaşlar içerisine konulduğunda içi neydi? Metaldi. K sıvısı bardağın içine dökülüyor. Deney sonucunda arkadaşlar 10 dakika sonra bardağın içinde aşınma, gaz çıkışı gözlemleniyor. Arkadaşlar asitler, kuvvetli asitler metallere etki eder diye. Evet, İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. Bardak bardak yarısı sıvı olacak şekilde içine K sıvısı bulunan başka bir bardağa konuluyor. 10 dakika sonra da bir değişim gözlenmiyor. Arkadaşlar dışı cam olduğu için asitler camları etki etmez. Hemen bu deneye bakalım. L sıvısı bardağın içine dökülüyor. L sıvısı bazdı arkadaşlar. İçi de metaldi. 10 dakika sonra bardağın içinde herhangi bir değişim gözlenmiyor. Doğru. Çünkü bazlar metallere etki etmez. Bardak yarısı sıvı içinde olacak şekilde İçine L sıvısı bulunan bir kaba konuluyor. Yani dışı neydi arkadaşlar? Camdı. Cam bazlar cama etki eder. Bakalım 10 dakika sonra bardağın dışında aşınma ve tahribat gözleniyor. Doğru. Bazlar camlara etki eder. Deneylerin hepsinde kimyasal tepkime gerçekleşmiştir yanlış arkadaşlar bakın burada bir değişim gözlenmiyor diyor burada bir değişim gözlenmiyor diyor şu ve şu deneyde ikinci ve üçüncü deneyde kimyasal tepkime yoktur bir yanlıştır bir olanı sildiğimizde zaten cevabımız çıkıyor arkadaşlar biz diğerlerini de okuyalım asitler metallerle bazlar cama etki eder bakın arkadaşlar asit burada içi metaldi etki etti doğru bazda dışı etki etti doğru. 2 doğru arkadaşlar. 3'e bakalım. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur diyor. Arkadaşlar evet kütle korunur ama yalnızca bu deneyden hareketle dediği için biz bunu burada ulaşamayız. Hangisine ulaşabiliriz? Yalnızca A'ya ulaşırız. Arkadaşlar kanalımda tüm 8. sınıf konularını izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.